Network marketingten nefret eden, duyunca canavar görmüş gibi kaçan insanların sayısı hiç de az değil. Peki neden bu sektörden nefret ediyorlar? Merak ediyorsanız gelin biraz bunun hakkında konuşalım. Wow. Network marketingin insanlara neler kattığını aslında hepimiz biliyoruz. Eğer içindeyseniz. Ek gelir imkanı olabilir, sosyalleşme olabilir, eğitim olabilir, işte kaliteli ürünlere ulaşmak, çevrendeki insanlara kaliteli ürünler sunmak olabilir. Ya birçok insana kattığı değer var aslında. Madem böyle bu kadar avantaja sahipken neden bu sektörden bu kadar nefret ediyor insanlar? Neden duymak bile istemeyen insanlar var? Bu konuya değinmeden önce kısa bir teşekkür etmek istiyorum. Biliyorsunuz geçtiğimiz hafta başlangıç rehberi yayınladık Network Okulu olarak. İnternet sitemizde networkokul.net'te ve Instagram hesabımızda bunu sizlerle paylaştık ve mailini bırakan herkese ücretsiz olarak bunu gönderdik. Binlerce talep geldi ve çok fazla teşekkür mesajı aldık. Öncelikle ben bu kadar ilgi gösterdiğiniz için hepinize teşekkür ederim. Eğer bu başlangıç rehberine daha ulaşmadıysanız ya da haberiniz olmadıysa videonun altında açıklama kısmında linke tıklayarak oraya mailinizi yazın. Siz de ücretsiz bir şekilde başlangıç rehberini elde edin. Konumuza geri dönmek gerekirse neden insanlar network marketingden nefret ediyorlar? Neden kaçıyorlar? Aslında bunu düşündüğümde ben de 12 sene önce network marketingi duyduğumda yolunu değiştiren veya arkadaşlarım aradığında bana network marketingden bahsetmek istediğinde telefonunu açmayan kişilerdendim. Şu an zaten siz network ile ilgileniyorsanız eminim ki çevrenizde benim gibi birçok insan tanıyorsunuzdur nefret eden ve sizden kaçan. Veya siz o kişilerden biri olabilirsiniz. Network marketingden nefret ediyor olabilirsiniz. Duymak bile istemiyor olabilirsiniz. Aslında bunun 3 tane sebebi var. Yani insanların bu kadar kaçmasının ve korkmasının 3 tane sebebi var. Bu da yine network'ün içindeki insanların yaptıklarıyla, farkında olmadan yaptıklarıyla oluyor. Şimdi gelin bu 3 sebep hakkında konuşalım. Network'ten nefret edilmesinin ilk nedeni ürünlerini, firmasının ürünlerini sorumsuzca anlatan, dalga geçer gibi insanlara bahseden insanlar. Ne demek istiyorum? Mesela bir televizyon reklamında bir firma ürününü anlatıyorsa o ürünün sorumluluğunu alır. Yani o ürün hakkında yalan söyleyemez ya da o ürünün faydaları hakkında yalan söyleyemez. Bir kere zaten bu yasak. Yani bunun denetim olarak zaten buna izin verilmiyor. Denetimi yapılıyor bunun. Tamam, ışık olarak, görsel olarak, ne bileyim, efektler kullanılarak daha cezbedici hale getiriyorlar ürünleri. Bundan bahsetmiyorum. Savunduğum şey televizyon reklamı da değil. Ama network marketingde insanlar ürünlerini anlatırken, ürünlerini tavsiye ederken inanılmaz şeylerden bahsediyorlar. Yani kansere iyi geliyor, kesinlikle işte bu ürünü kullanan herkes iyileşiyor, işte bu ürünü kullanan herkes inanılmaz kilo veriyor, fit oluyor. Yani arkadaşlar, bir televizyon reklamında insanlar iletişimine, verdikleri sözlere dikkat ederler, bunun sorumluluğunu alırlar. Ama network marketingde sanki oyun oynuyormuşuz gibi ürünlerimizi pazarlamak için öyle şekilde abartıyoruz ki, öyle sözler veriyoruz ki. Yani düşünün, bir doktor bile, doktor yani, bir konu hakkında bir teşhiste bulunup buna bir reçete yazdığında veya bir tedavi uyguladığında onun sonucu hakkında bir networker kadar kesin konuşmuyor. Yani büyük ihtimalle böyle olabilir diyor ya da bu sonucu aldıktan sonra tekrar değerlendiririz diyor. Ama network'teki insanlar, bazı insanlar inanılmaz keskin konuşuyor, inanılmaz garantiler veriyor. Bu çok yanlış. Hele ki sağlık hakkında hiçbir konuda garanti veremeyiz. Birinde işe yarayan, %100 işe yarayan bir şey başka birinde o kadar işe yaramayabilir. Ya da farklı sonuçlar gösterebilir. O yüzden kesinlikle böyle emin cümleler kurmamalıyız ki bu bizim başımıza ağrıtır ilerleyen zamanlarda. Anlıyorum, network marketing'e başladıktan sonra o heyecanla hemen büyümek istiyoruz, hemen ürünlerimizin satılmasını istiyoruz veya bize sunulan şekilde etkileniyoruz ve bunu bu şekilde paylaşıyoruz. Bu maalesef bizim için yarardan çok daha çok zarar getirir. Çünkü insanların network marketing'den nefret etmesinin sebeplerinden bir tanesi bu. Bir diğer nedeni de aynı ürünleri sunduğumuz gibi fırsatı da böyle sunan insanlar. Yani network marketingin fırsatından, kazanç planından bahsederken
Bunun çok basit, çok kolay, çok ulaşılabilir olduğunu bahsediyor bazı insanlar. Gerçekten bu kadar basit mi? Gerçekten bu kadar hızlı mı? Gerçekten bu kadar kolay mı arkadaşlar? Hayır, kesinlikle değil. Tamam, network marketing kazançlı bir ticaret. Evet, büyük şeyler vaat ediyor. Ama bu bunun kolay olduğu anlamına gelmez. İşte sen çok çalışmana gerek yok. Çok zaman ayırmana gerek yok. Evden çıkmana gerek yok. İşte zaten şöyle para kazanırsın, böyle para kazanırsın. Arkadaşlar, bu şekilde vaatler veremeyiz insanlara. Herkes network'ten para kazanacak. Herkes zengin oluyor. Arkadaşlar, gerçekten öyle mi? Herkes zengin mi oluyor? Herkes para mı kazanıyor? O zaman neden dışarıda bir sürü network marketing'e katılmış ve para kazanmayan insan var? Çünkü herkes zengin olamaz. Herkes para kazanamaz. Hiçbir işte herkesin kazandığı bir şey, bir sonuç olamaz. Tabii ki network marketing'de de öğrenilmesi gereken, yapılması gereken kurallar var. Yani bu bir tane tarla alıp da sonra 5 sene onu değerlenmesini beklenildiği gibi bir yatırım aracı değil ki. Bu bir ticaret. Network marketing firmasına isteyen herkes 1 dakika içinde kayıt olabilir. Açıyorsun interneti, ürününü alıyorsun ve artık sen de network marketing'in içindesin. Şimdi bu adam 1 dakikada kayıt oldu diye, bir ürün aldı diye zengin olacağı anlamına mı geliyor? Hiçbir şey yapmana gerek yok. Arkadaşlar, hiçbir şey yapmazsanız, ürün satmazsanız, ürünün satılmasına vesile olmazsanız bir firma neden size komisyon ödesin? Neden? Tabii ki ödemez. Ticaretimizi bu kadar küçültmek, böyle vaatler vermek yine insanların nefret etme sebeplerinden bir tanesi haline geliyor. Ayrıca büyük liderlere bakın. 10 yılını, 15 yılını ayırmış, gerçekten sıfırdan zirveye gelmiş insanların konuşmalarına bakın. Hiç kimse, hiçbir lider bu şekilde konuşmaz. Böyle diyen birini tanıdınız mı? Ben girdim, işte çok basitti, çok kolaydı, çok hızlı bir şekilde büyüdüm. Çok da bir şey yapmadım zaten, çok da çalışmadım, çok da fedakarlık da yapmadım. Ve takımdaki herkes de kazandı. Bir elim yağda, bir elim balda. Hiçbir lider böyle bir hikayesi yoktur. Liderlerin hikayeleri hep fedakarlık, çalışma, özveri, öğrenme, kendini geliştirme ile ilgilidir. Bu şekilde insanlara network'ü göstermek ilerleyen zamanlarda sizin başınızı ağrıtır ve insanlar pes ederler, daha sonra sizi suçlarlar, daha sonra firmayı suçlarlar ve daha sonra da network marketing'den nefret eden insanlar haline gelirler. Network marketing'den nefret edilmesinin bir diğer sebebi de yanlış beklentiyle bu ticarete girip sonra bırakan insanlar. Arkadaşlar, mantıklı düşünelim. Network marketing'i kıyaslayacaksak bir girişimcilikle veya bir başka bir ticaretle kıyaslamamız gerekir. Klasik dünyada, klasik ticarette kendi işini kurmak için ortalama ne kadar sermaye ayırman gerekiyor? Diyelim ki 50 bin lira, 100 bin lira. Doğru mu? 50 bin lira, 100 bin lira bir sermaye ayırıyorsun ve bu daha başlangıç. Böyle bir iş kurduktan sonra, hayatında bir şeyleri riske aldıktan sonra nasıl çalışırsın? Tabii ki maaşı çalışandan daha fazla çalışırsın. Belki 24 saat çalışırsın. Doğru mu? Eve gidersin, evde de kafanda hep iş döner. Ve çok iyi biliyorsun, klasik ticarette bir şeyleri kazanmak için bir savaş vermen gerekir. Ve minimum belki 3 yılını, 4 yılını alır ki batmadığını görmek için. Doğru mu? Yani büyük paralar kazanmaktan bahsetmiyorum. Ortalama böyledir. 3-4 yıl sen daha yatırdığın parayı çıkarmak için çalışırsın. Yani bunu hepimiz biliyoruz. Ama network marketing'de nasıl oluyor? Öyle büyük beklentilerle başlıyoruz ki veya işte bu şekilde anlatan insanlar yüzünden insanlar yanlış beklentiyle başlıyorlar. İstiyorlar ki işte belki 1000 lira, 2000 lira neyse 10 bin lira küçük bir sermaye ile bir ticaret kuralım, ondan sonra evde oturalım, arada sırada dışarı çıkalım, arada sırada insanlarla görüşelim, arada sırada eğitimlere katılalım. Ondan sonra bir ay, iki ay bir şeyleri deniyorlar veya 90 gün veya 6 ay. Sonra vazgeçiyorlar. Neden? Çünkü denedim olmadı diyorlar. Gerçekten böyle olması mümkün mü? Yani sonra insanlar ne diyor? Benim param nerede? Ben paramı geri almak istiyorum diyorlar. Arkadaşlar, bu çok yanlış. Yani network marketing, Eric Worre'un da söylediği gibi diğer işlerden daha iyidir diyor. Yani diğer işlerden daha iyi, diğer girişimcilikten daha iyi, diğer ticari başlangıçlardan daha iyidir. Ama bu hiçbir şey yapmadan
kolaylıkla para kazanacağın anlamına gelmez. Bu ticaretin kuralları var. Öğrenilmesi gereken, kendimiz geliştirmemiz gereken yetenekler var. Yani bir zahmet 6 ay değil, belki 2 yıl, belki 4 yıl fedakarlık yapmamız gerekir. Çalışmamız gerekir. Kendimizi geliştirmemiz gerekir. O yüzden bu ticarete başlarken bir maaşlı çalışan kafasıyla değil, bir girişimci kafasıyla, bir iş sahibi, iş kadını, iş adamı kafasıyla bu ticarete başlamamız lazım. Veya başladıktan sonra bu kafa yapısına gelmemiz lazım. Yoksa aksi takdirde hayal kırıklığına uğrarız. Kısa yoldan, kısa zamanda çok para kazanma, hiçbir şey yapmama beklentisiyle başlarsak hayal kırıklığına uğrarız, üzülürüz ve daha sonra da yine network marketing nefret edenlerin arasına katılmış oluruz. O zaman sana bir soru. Network marketing yapmak isteyen ve özellikle, çünkü bu soru da çok geliyor, çevresindeki insanları kaybetmekten, onların nefretini kazanmaktan korkan insanlara nasıl bir öneride bulunabiliriz? Güzel. Bu konuştuklarımıza bir kere zaten dikkat ediyor oluruz herhalde bu saatten sonra. İkincisi, bunun bir ticaret olduğunu, bir iş olduğunu, bir meslek olduğunu bilmemiz lazım. Bu bir oyun değil. Yani eğer mesela diyelim ki insanların sağlığıyla alakalı bir ürünümüz varsa ve bunu tavsiye ediyorsak biraz çekinmemiz lazım. Yani bir doktor bile bir ilaç hakkında keskin konuşmuyorken bizim sunduğumuz ürünler hakkında bu kadar keskin, net vaatler veremeyiz. Yani bu bir oyun değil. Bunu bir kere netleştirmemiz lazım. İkincisi, insanlar her zaman dürüst insanlarla beraber olmak isterler. Yani bundan korkmayalım. Network marketing'in, iş fırsatının, ürünlerinin zaten yeterince avantajı var. Yeterince cezbedici yanı var. O yüzden bu konuda abartmaya ya da yalan söylemeye de gerek yok. Dürüstçe yaklaşmamız lazım. Üçüncüsü de uzun vadeli bir iş yapıyoruz. Bunu düşünerek hareket etmemiz lazım. Yani tek günlük, kısa vadeli, bir yıllık para kazanmayı düşünerek, hemen araba almayı düşünerek, ev almayı düşünerek, ay büyüyeyim de nasıl büyürsem büyüyeyim, satayım da nasıl satarsam satayım mantığından uzaklaşmamız lazım. Network marketing uzun vadeli bir ticaret modelidir. Bunlara dikkat edersek çevremizdeki insanları kaybetmeden onlarla beraber network'ümüzü de kurabiliriz. Ürününü sorumsuzca anlatanlar, iş fırsatını böyle çok kolay bir şeymiş gibi gösterenler veya network marketing'e yanlış beklentiyle giren insanlar, network marketing'den nefret edilmesinin en büyük üç sebebi. Sizler de eğer buna benzer sebepler biliyorsanız ya da düşündüğünüz başka sebepler varsa bunları lütfen yorum kısmında belirtin. Türkiye'nin tarafsız ve güncel network marketing platformu olarak network marketing'den kişisel gelişime, satış pazarlamadan liderliğe kadar da birçok içeriği artık biliyorsunuz networkokul.net'te bulabilirsiniz. Eğer bu videomuzun faydalı olduğunu düşünüyorsanız abone olmayı ve beğenmeyi, ayrıca bildirimlerinizi açmayı da unutmayın. Gönlünüzden geçeni yaşadığınız bir hafta olması dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.